Merhaba. Bir takipçimden gelen hikayeyi anlatmaya başlamadan önce bu hikayeyi okuyunca yakın zamanda başımdan geçen bir olay aklıma geldi. Yaşadığım bölgeye yakın bir yerde paranormal olayların yaşandığı bir köy var. Kimsenin yaşamadığı bu köyde çekim yapmaya karar verdik. Kuzenimle birlikte 1,5 saatlik yolculuğun ardından köye yaklaştık. Gitmek istediğimiz köye gelmeden önceki köylerde adres sorduğumuz herkesten aynı tepkiyi aldık. İnsanlar sanki ağız birliği yapmış gibi aynı şeyleri söylüyorlardı. O köy tarafına giderseniz arabanın kapılarını kilitleyin ve sakın durmayın dediler bize. Bu tür tepkilere alışık olduğumuzdan çekineceğimiz bir şey yoktu. Yolumuza devam ettik. Köyde çekim yapacaktık. Arabayla gidilecek bir yol yoktu. Yol çok bozuktu. İnip yürümeye karar verdik. Köyde çökmek üzere olan birkaç evden başka bir şey bulamadık. Hal böyle olunca çekim falan da yalan oldu. Arabaya geri döndük. Arabaya biner binmez kapıları kilitledik. Aracı hareket ettirmeden önce yolda yeriz diye aldığımız şeyleri yemeye başladık. Tam bu esnada sanki doluya ağarmış gibi arabaya takır tukur bir şeyler vurmaya başladı. Ama abartısız söylüyorum, ilk an dolu yağıyor sandık. Fakat dolu falan yağmıyordu. İlk şoku üzerimizden attıktan sonra bir şey daha fark ettik. Yan tarafımız mezarlıktı. Ama mezar taşları çok eskiydi. Üzerlerinde yazı falan yoktu. Olayın heyecanıyla arabayı bir iki kez stop ettirdim. Daha sonra çalıştırmayı başardım. Bu yaşadığımız olayda gözümüzle bir şey görmedik. Fakat duyduklarımız köy hakkında söylenen şeylerin doğru olduğunu bize kanıtladı. Şimdi takipçimden gelen hikayeye geçiyorum. Olay tamamen gerçek. Bu olayı 2007 yılında yaşadım. O zamanlar Ege Kurye adlı kargo firmasında İstanbul'dan İzmir'e kamyon ile kargo taşıyordum. İstanbul Kağıthane'de kargo şirketinin deposu mevcut. Her akşam saat 22 civarı yola çıkardım. O akşam kamyonu 21.50 civarı çalıştırmak ve motoru hareket saatine kadar bir miktar ısıtmak üzere araca bindim. Ancak araç hiçbir sorun olmadığı halde marş basmıyordu. Yaklaşık 45 dakika boyunca aracın her tarafını kontrol ettiğimiz halde çalışmadı. Sonra ne olduysa araç bir anda marş vurdu ve çalıştı. Saat 22.35 olmuştu. Normalde hareket saati 22.00 olduğu için 35 dakika gecikmeli çıkmak zorunda kalmıştım. Yola koyuldum ve Eskihisar feribot iskelesine indim. Aksilik üstüne aksilik yaşıyordum. Fırtına başlamıştı. Feribotun bir saat fırtınanın dinmesini beklemesi beni iyice geciktirmişti. Normalde sabah saat 6.30 civarı İzmir'e inmek zorundaydım. Feribottan indiğim gibi deli gibi gaza basmaya başladım. Sabah gecikmeli de olsa olabildiğince çabuk inmem lazımdı İzmir'e. Balıkesir sınırları içerisinde Pamukçu diye bir ilçe mevcut. Orayı az geçtikten sonra yakıt alırdım ancak o gün yakıtım yeterli olduğu için yakıt almama kararı aldım. Dönüşte yakıtımı alırım planları yapıyordum kendimce. Pamukçu'ya yaklaşırken birkaç defa yol kenarında el kaldıran, yüzünü görmediğim, siyah kıyafetli, insan ya da ne olduğunu bilmediğim varlıklar gördüm. Hızlı gittiğim için 15 ton yüklü aracımla durmam zordu. 3 defa benzer olay tekrarlayınca ürktüm ve olabildiğince yola yoğunlaştım. Pamukçu tabelasını gördüm ve birazdan Çanakçılar rampasına saracağımdan dolayı iyice gaza yüklendim. Malum 15 ton yük ile aracım rampada devir düşürecek ve olabildiğince seri rampayı atlatmanın hesabını yaptım. Pamukçu sınırlarından ayrılmadan tekrar birini el kaldırdığını son anda fark ettim. Ancak duramadım. Bu bir rastlantı değil. Önüme yol kenarından aniden fırlayan siyah kıyafetli, insan silüetli bir varlığı fark etmemle frene sertçe basmam bir oldu. Ancak durma mesafem çarpmama engel değildi.
ve sanki bir insana çarpar gibi çok sert bir şekilde çarptım. Az ileride durdum ve aracı yol kenarına çekerek telaşla aşağıya indim ve çarptığım yere doğru koşmaya başladım. Araçtan inince dışarısının zifiri karanlık olduğunu fark ettim. Araca geri dönüp el fenerini aldım ve koşarak çarptığım şeyin bir insan olmaması için dua ediyordum. Ortalıkta hiçbir şey yoktu. Bir anda inanılmaz bir soğukluk hissettim. Şiddetli bir üşümeyle irkildim. Aniden şiddetli soğuk bir fırtına esmeye başladı. Bir anda arkamda bir şeyin olduğunu hissettim ve arkama döndüğüm anda aklımı kaybedecektim. Hem insan hem de hayvana benzeyen benden bir hayli iri ve uzun bir yaratıkla yüz yüze geldim. Gözleri simsiyahtı. Hırıltıya benzer bir ses tonuyla Aramice dilinde neden durmadın gibisinden bir kelime söyledi. Elim ayağım tutulmuştu. Koşmak istiyordum ancak sanki bu varlık beni engelliyordu. Konuşması bitince hareket edebildiğimi fark ettim ve kamyona doğru koştum. Hemen kamyonun içine bindim. Ancak sağ koltukta yolda almadığım o varlığı gördüm. Dualar okumaya başladım. Neden durmadın diye tekrar sordu. Elim ayağım birbirine dolandı. Ne yapacağımı şaşırdım. Pamukçunun çıkışına gelince aniden kayboldu. Ben hala olayın şokundaydım. Sabah 7.45 gibi İzmir'e indim. Gece yaşadıklarıma anlam veremiyordum. Aracı ambara çektim. Üstümü değiştirdim ve yatmak üzere yatağıma geçtim. Uykumda yine o yolda otostop çeken varlığı gördüm. Bana şunları söyledi. Sen orada durup beni alsaydın, o gayrimüslim ifrit senin önüne çıkmayacaktı. Ben Müslüman bir cinnayım. Adım Hulefi. Seni korumak için oradaydı. Sen araca koşarak bindiğin zaman ben senin etrafında olmasaydım, aracında bulunmasaydım, o ifrit seni cinler alemine kurban olarak götürecekti. Bu senin suçun değil, ifritin ona verdiği görevdi. Biz Müslüman cinler sizleri korumakla yükümlü olmasak da ahiret günü Allah tarafından hesap görüldüğü zaman bunlar bize sizler gibi sevap olarak döneceği için bunun için çabalıyoruz. Seni korkuttuysam hakkını helal et dedi. Uykumdan kan ter içinde uyandım. Saate baktım. Uyuyalı daha 5-10 dakika olmamıştı. Bu arada Mardinliyim ve Aramice dilini Mardin Süryanilerinden öğrendim. Mardin'de Aramice lisanını Süryanice denilir. Hikayem tamamen yaşanmış, gerçek bir olaydır. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Merhaba, videoya başlamadan önce sizlere diğer kanalımdan bahsetmek istiyorum. Diğer kanalımın adı Tude. Bu kanal aynı zamanda yedek kanalım. Prestij TV kanalıma bir şey olması durumunda videoları Tude kanalına atmaya devam edeceğim. Bunun yanında Tude kanalının 10.000 aboneye ulaşması durumunda Prestij TV kanalımın konsepti dışında farklı videolar atmaya başlayacağım. Tude kanalıma açıklama kısmındaki linkten ya da videonun üzerindeki çıkan karttan abone olabilirsiniz. Şimdi internette paranormal olayları araştırırken dikkatimi çeken bir hikayeyi sizlere anlatmaya başlıyorum. Benim köyüm, ülkemizin doğu bölgesinde dağların üstünde bulunan hiç gelişmemiş bir köydür. Günde belki de 2 ya da 3 tane araba ancak geçer. Köye ilk gelişimdi. Her şey çok güzeldi ilk gün. Ta ki akşam olmaya başlayana kadar. Ninem beni saat 6'da güneşin batmasına az kala çağırmıştı. Evde ninem ve dedem vardı. Eve gidip ne olduğunu sorduğunda bu saatte herkes evinde olur. Çünkü dağdaki kurtlar ve ayılar köye iner dedi. Bunu normal gibi karşıladım. Çünkü yüksek bir yerdeyiz ve yukarısı ormanlık. Bu hayvanların köye inmesi normal bir şey. Öbür günün sabahı erkenden uyanıp yürüyüşe çıktım ve çeşmenin yanında su içen muhtarı gördüm. Yanına yaklaşıp önce selam verdim. Sonra ona köye inen hayvanlardan hiç insanlara zarar veren oldu mu dedim. Muhtar önce şaşırdı. Ne hayvan dedi. Ben de ayı ve kurtlardan bahsettiğimi söyledim. Muhtar önce güldü. Ben 55 yıldır bu köydeyim ve bir kere bile ne ayı
ne de kurtların köye indiğini gördüm. Peki niye köydeki insanlar güneş batmadan evde oluyorlar dedim. Muhtar, bu sefer garip bir şekilde bakıp, ninen sana anlatmadı mı dedi. Ben de merak içinde, nenem bana neyi anlatmadı dedim. Muhtar, iyi dinle, bunu sana anlatmak istemem. Eğer anlatırsam, burada onların yanında kalmak istemezsin dedi. Ben iyice korktum ama çok da merak ediyordum. Sorun olmaz, anlat muhtar dedim. Emin olup olmadığımı sordu. Eminim dedim. Muhtar, biz de ne olduğunu tam anlamadık. Neredeyse 30 senedir güneş battıktan sonra dışarıda olan insanlar kaybolmaya başladı. Kim güneş battıktan sonra dışarıya çıktıysa onu son görüşümüz oldu. Bunun üzerine jandarmayı aradık. Neredeyse bütün köy ve orman arandı. Ama ne bir ayak izi ne de bir kıyafet parçası bulunamadı. Bu olaylar devam ettiği için jandarma saat 6'dan sonra sokağa çıkma yasağı koydu. Sanki köy sabah bizim, akşam ise başka varlıkların yeri oldu. Biz de bu kurala uymaya başladık. Bir süre sonra akşam vakti kapı çalmaları başladı. Kimin kapısı çalınırsa açan kişi kayboluyor. Kimse akşam vakti kapıda açmaz oldu. Buraya yakın bir ilçedeki bilinen bir hocaya gidip yardım istedik. Hoca taksiyle köyümüze getirildi. Hoca taksiden indiği anda korkuyla dualar okuyup korkmuş şekilde taksiye tekrar bindi ve çabuk köyden ayrıldı. Hocanın neden böyle yaptığını anlayamadık. Köyü boşaltıp farklı bir yere gitmek de aklımıza geldi ama köydeki insanlar zaten zar zor geçiniyorlardı. Başka bir yere gitmeye paraları yetmezdi. Biz de kurallara uyup kalmaya karar verdik. Ben muhtara teşekkür edip çok korkmuş ve düşünceli bir şekilde ninemin evine yürümeye başladım. Muhtar arkamdan bağırıp "Sakın akşam ne kapıyı aç ne de pencereden dışarıya bak." dedi. Korkmuş bir şekilde ninemin evine gittim. Ninem evdeydi. Bana niye moralimin bozuk olduğunu sordu. Ben de "Muhtar bana her şeyi anlattı." dedim. O da "Sana anlatmadığım için üzgünüm. Korkmanı istemedim." dedi. Ninem "Şimdi yaylaya gideceğim. Yarın sabah burada olurum." dedi. Deden de "Saat 5'e doğru burada olur." dedi. En azından evde dedem olacaktı. Evde tek başıma kalmayacağım dedim. Saat neredeyse 7 olmuştu. Güneş batmış, gece çökmüştü. Dedem hala yoktu. Birden kapı sert bir şekilde çaldı. Tam kapıyı açacaktım. Muhtarın söyledikleri aklıma geldi. Kimseye kapıyı açma demişti. Ama bu dedem olabilirdi. Hatta dedem zor durumda bile olabilirdi. Kapıyı açtım. Dedem gelmişti. Ama garip bir şekilde bana kapıyı niye açtığımı sordu. Ben de sen olduğunu düşündüğüm için kapıyı açtığımı söyledim. Dedem içeriye girdiği anda direkt yatak odasına girdi. Ben de korkmuş bir şekilde uyumaya gittim. O akşam kabuslar görerek uyandım. Sabah olmuş, kapı çalıyordu. Kapıyı açtığımda nenemle dedemi gördüm. Nenem, "Dün gece deden yaylaya yanıma geldi. İnşallah evde tek başına korkmamışsındır." dedi. Ben bu duruma çok şaşırdım. Ne olduğunu anlayamadım. Dün akşam kapı çaldı ve dedem geldi dedim. Şaşkınlık içerisinde bana baktılar. Bana "Deden benle birlikteydi." dedi. "Muhtar sana her şeyi anlattı. Kapıyı açmamalıydın." dedi. Bana "Dün gece eve gelen şeyin nereye gittiğini sordular. Sizin odanıza girdi." dedim. Şaşkınlıkla bana baktıktan sonra odaya bakmaya gittiler. Aman Allah'ım. Gördüklerim beni şok etmişti. Oda olabildiğince dağılmış, eşyalar kırılmış, duvarda anlayamadığımız bir dilde yazı yazıyordu. Birkaç tane sembol vardı. Odaya iyice bakındılar ama odada kimse yoktu. Dedemle ninem iyice şaşırmışlardı. Genellikle kapıyı açan kişi kayboluyordu ama bana hiçbir şey olmamıştı. Telefonumla duvardaki yazıların fotoğrafını çektikten sonra o fotoğrafları köydekilere sormaya başladım. Onlar da bu dili bilmediklerini söylediler. Tek bir kişiye sormamıştım. O da muhtardı. Muhtarın yanına gittikten sonra yazının hangi dilde olduğunu sordum. O da şaşkınlıkla bu yazıyı kimin yazdığını sordu. Ben olayı sonra anlatırım. Ne yazıyor dedim. O da eski bir dilde İbranice yazılmış dedi. Yazılan şeylerin anlamı ölüm, yeniden doğuş, kıyamet ve korku yazıyor dedi. Kelimeleri birleştirsek bile
anlamlı bir cümle çıkmıyordu ortaya. Bu sırada yavaş yavaş karanlık çöküyordu. Muhtar, hadi evine git, akşam oluyor, bana olayı yarın anlatırsın dedi. Evime gittim. Düşünceli bir şekilde yatağıma uzandım. Hafif uyumuşum. Uyandığımda saat 8'i gösteriyordu. Karanlık çökmüş, dedemler erkenden yatmıştı. Beni merak sarmıştı. Yerimde duramıyordum. Uykum da gelmiyordu. Bana yapmamam gereken şeyleri yaptırdı. Camdan bak, sonsuz karanlığı seyrettim. Benim uyuduğum odanın penceresi ormanlık ve az ilerisi de dağlık bir alana bakıyordu. İleride ağaçların oynadığını gördüm. Hayvan olduğunu düşündüm. Sonra ağaçların arasından siyah renkli koyunlar çıktı. Yaklaşık 40 ya da 50 tane koyun vardı. Sonra peşlerinden bir tane çoban çıktı. Ben şaşkınlıkla orayı izliyordum. Çobanın yüzünü görmeye çalıştım ama hiçbir şey göremiyordum karanlıkta. Ay ışığı yeterince aydınlatıyordu ama çobanın yüzü yok gibiydi. Çünkü aydınlık olmayan tek yer onun yüzüydü. Ve en garip şey, 6'dan sonra kim dışarıya çıkmaya cesaret edebilirdi ki? Ben şaşkınlıkla çobana bakmaya devam ettim. Bir anda çoban bana döndü. Beni asıl korkutan olay çoban değildi. Çobanın döndüğü anda koyunların da onunla birlikte bana dönmesi ve bana bakan onlarca kırmızı göz. O anda düşme hissiyle uyandım. Korkuyla etrafıma baktım. Acaba gördüğüm şeyler rüya mı yoksa gerçek miydi? Bu rüyanın tesirinde kalmıştım. Gün içinde evden hiç çıkmadım. Akşamı beklemeye başladım. Bu kez o çobanın peşinden gidecektim. Rüya mı gerçek mi? Bunu gerçekten bilmek istiyordum. Yine hava kararmıştı. Dışarıyı seyretmeye başladım. Ormandan dünkü gibi hayvanlar çıktı ve peşinden çoban çıktı. Bu sefer daha görünmeden baktım. Koyunlar siyah bir dumanın içinde insanlara dönüştü. Bu insanlar ayrılıp köyün dört bir yanına dağıldılar. Sanırım evlerin kapısını çalanlar bunlardı. Katı sesiyle irkildim. Kapı çalıyordu. O kadar sert çalıyordu ki sanki kapı kırılacak gibi. Hemen perdeyi çekip yorganımın altına girdim. Çok korkmuştum. Sonra o kişi camın önüne geldi. Perdeden gölgesi belli oluyordu. Korkudan ter içerisinde kalmıştım. Bu kez cama tıklamaya başladı. Soğuk soğuk terlediğimi hissediyordum. Ses çıkartmadan bekledim. Bir süre daha tıkladıktan sonra gitti. O korkuyla nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum. Sabah uyandığımda bile korkum devam ediyordu. Bu olayı birisi durdurmalıydı. Akşama kadar bekledim. En büyük hatamı yapıp dışarıya çıktım. Çobanın çıktığı yerin ilerisindeki ağaçların arasına gizlendim. Acaba bu çoban nereden geliyordu? Beklerken derinden, çok derinden bir çığlık sesi duydum. Ben korkuyla beklerken ağaçların arasında olduğum yerde titriyordum. Bir anda arkadan birisi bana dokundu. Ürküp arkama baktığımda dedemi gördüm. Acaba benim için meraklanıp arkamdan mı gelmişti? Yoksa onlardan biri miydi? Emin olamazdım. Ta ki yerden bir tane taş alıp beni bayıltana kadar. Uyandığımda ormanın az ilerisindeydim ve orman yanıyordu. Uyandığımda başımda muhtar vardı. Bu yangının nasıl çıktığını sorduğumda ormanı dedemin ateşe verdiğini söyledi. Yaşanan bütün olayların nedeninin bu orman olduğunu, bu ormanın içinde yaşayan varlıkların olduğunu söylüyormuş dedem. Bu şekilde bağırarak ormanı ateşe vermiş. Daha sonra kendisi de ormanın içine yürüyerek kaybolmuş. Bu yangının ardından akşamları artık korkunç olaylar yaşanmıyor. Kimse kaybolmuyor. Çok üzülmüştüm. Dedem köy için kendisini feda etmişti.